Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben aslında tweet yapacaktım. Buraya nasıl geldiğimi onu da belirtmem lazım ki. Tweet yapacaktım. Halil kardeş de böyle Uvvet İhlas falan dedi. Uvvet İhlas'a döndürdüm. Gelince de kardeş bunu istedi. Cehennem. Kabahat suç benden çıktı. Onlar istedi. Cehennemden yap dediler. Tamam abi. Tam da buldular ha cehennemden ders yapacak. Cehennem. Sen Saadet. Cennet anlatırsın, cehennem ortaya çıkar. Ha. Öyle, öyle yapayım diyorsun. Cehennem ikidir. Bir cehennem-i sura, bir de cennet, şey, cehennem-i sura, cehennem-i kübra. İleride sura, küçüğü, büyüğüne inkılap edecek. Küçük çekirdeği hükmündedir. Şimdi bunu anlamak için şu şeyi bilmek lazım. Yani bir ders yaparken çok ders kullanıyoruz. Dersi kullanıyoruz. Mesela bak hep okuruz Risale-i Nur'u. Küre-i Arz'da dünya arasında ne fark var diye hiç merak etmemişiz. Oysa çok kullanılıyor ve yerinde kullanılıyor. İkisi de dünya değildir. Yani dağlar kadar fark var diyeceğim göreceksin sen. Ama okuyoruz mesela. Nereden çıkarıyorsun? İşte ustad şerh et diyor Risale-i Nur ama malumatlarını çıkarma. Barla'da malumattan çıkarma. Risale'nin içerisindeki mana mertebesini ayan etmek şerh ve izahtır, vazifenizdir diyor. Ustadın bize verdiği vazifedir. Ustad bana vazife vermiş, sen de diyorsun ki yapma. Barla da diyor ki, malumatlarını çıkarma. Ben ona etmek kısaca bir şey yapayım çünkü şey lazım olacak bir şeyde. Mesela Allah'ın, kendisi söylüyor usta, Allah'ın azametini anlatıp insanları korkutma noktasında, işte dünya, şey, güneş dünyamızdan 1.400.000 defa büyük. Saniyede şu kadar patlama oluyor, şöyle bu malumattır, çıkarma diyor. Çünkü herhangi değişken bir şeydir. Ha, ama bunu derken, gene ustak, enfusi tefekkür ederken ve mana mertebelerini anlatırken inceden inceye, derinden derine tetkikat yap diyor. Hakikat yolu budur diyor. Bunu böyle diyor. Ve Kastamonu 56'da da senin vazifendir diyor. Kıyamete kadar şer ve izahla sizin vazifeniz devam ediyor. Esasat aynı. Onun üzerine dönün. Mesela nedir o? Üzerindeki battaniyeleri kaldırmak. Nerede anlatıyor? Şualar 261'de diyor ki Risale'nin tabirleri bir simge, bir sembol, bir şey, sandıktır diyor. Tabii, sandık. Kızın olur, erkeğin sandığı da olur. Erkeğin sandığında şu olur, bu olur. Kadının canı. Sandık yani. Bir tane sandıktır ama içinde bir sürü çeyiz var. Risale'nin her bir kelimesi sandık gibidir. Vallahi billahi, Allah şahidim olsun. Bana bir kelime söyleyin. Onun hakkında en az 2-3 saat ders yaparım. Hangi şeyi söylerseniz söyle. Hem hakkında bir saat dersimiz var. Hem. Hem. Niye hem demiş. Bak mesela şimdi küre-i arzda dünya. Yani cami olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Misali. Cami ülkeliğindir. Yani. Cem etmiştir. Bazı yerleri cemül cemdir. Bazı yerleri camül ezdattır. Zıtların cemidir. Mesela küre-i arzda dünya arasındaki bu mevzumuzla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Çekirdek düşünün bir de içindeki program. Farkı düşünebiliyor musunuz? Çekirdeğin mahalliyeti karbon, hidrojen, azot oksijen. Kendisi usta söylüyor bunu. Bu küre-i arz. İçindeki programa dünya denilir. Yani küre-i arzda dünya. Dünya nedir 15. sözde? O 18 bin alem. Kainat diyor Tobe. Kainatın, şeceri fırkat değil.
Kainat arşa kadardır. Şeceri firkat Allah'ın dışında yaratılan her şey. Yani kainatın dışında lef-i mahfuz var ve arşa azam var ve kabl-ı kapsiyem var. Kainat ise arşa kadardır. Arşa kadar, kainat. Ustad kainat diyor, şeceri firkat diyor. Şeceri firkata şahsiyeti Muhammediye, şahsiyeti manevi Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır diyor. Şeceri firkatı, tamam mı? Bunu dolduruyoruz bakın. Ama senelerce uğraşmışım bunu. Kainatta şeceri filkat diyor. Bir de şahsiyeti maddi Muhammediye var. O da kainat. Şahsiyeti manevi Muhammediye ise şeceri filkat. Şimdi gelelim mevzumuza. Bu şekilde izah edilmesi gerekiyor. Şimdi 15. sözde diyor ki dünya, onun şeyde sordular değil mi Fransa'da, Paris'te. Şeyi sordu. Biraz eşyamı toplarken şey yapmadım ben. Allah bu kainattan önce başka bir şey yaratmış mıydı? Veya bu kainatın dışında başka bir şeyler de var mı? Bunu kapattıktan sonra başka bir şey olacak mı? Hatırladın mı? Evet. 15. sözde izah var. Bu dünya diyor, küre arz değil. Kainatın kalbidir diyor. Dünya ile küre arzı bir daha çıkıyor diyorum. Benim anladığım kadarıyla bu böyledir değil. Benim anladığım, varabildiğim. Karbon, hidrojen, azot, oksijen maliyetine çekirdek denilir. Onun içerisinde olup onunla alakası olmayan program var. Yani maddeyi de gözüküp maddeyi olmayan ağacın programına ona dünya denilir. Küre arz denilir. Alemlerin cem etmesine dünya denir. Dünya kainatın kalbidir. Dünya nerededir? Küre arzdadır. Yani insan bedeni. Üç tane şahsiyet. Gene diyeceksin oraya niye girdin? Kuyu var. Kuyu bedendir. Beden insanidir diyor 8. sözde, tamam mı? Bak şimdi gel, bak Saadettin, bak 8. sözde anladık ya, ben de anladım, sen de anladın da, bir böyle bakalım. Kuyu beden insandır. Kuyunun derini ömrü insandır, ömrüdür. Bir de orada bu ikisiyle alakası olmayan kuyunun uzunluğu, kısalığı, kuyunun kendisiyle alakası olmayan bir de incir var. 3 tane. Bir de bir adam var. Bunlarla hiç alakası yok. Aslan kovalamış. Su yokmuş yani. Hasretin bildiriyor. Altını çiziyor. Susuz bir kuyu diyor. Suyu öğren demek istiyor. Tamam mı? Susuz kuyu diyor. Kuyu atladı diyebilirdi. Susuz bir kuyu. Ha, adam kapana kısıldı. Üstü aslan tek. Şöyle bir kap düşün. Yani eski su kapları var ya, su kapları. Böyle tık 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 içine geçmeni tırt açardınız. Hatırladınız mı? Ha. Kuyu da böyledir. Tırt tırt. Su diyor, indir aşağı, daha fazla dolar. Adam kapana kısıldı. Kim? Çölden gelen bir adam. Pat diye atladı mı? İncire takıldı mı? Demek ki aslan başka, kuyunun altındaki ejderha başka. Tamam, kısıldı adam. Tak tak. Başka şansın yok, çıkış yok. Ne yaparsan yap, buradan çıkacaksın ama başka yol bulacaksın. Geldiğin yere gidemezsin. Aslan bekliyor. Bu dünyaya geldiğin yolları, aynı yolları kullanarak geldiğin yere geçemezsin buradan kurtulmak için. O yolları kullanamazsın, kapalı. Aslan bekliyor. Aşağıda da ejderha var. Tamam, şerhi izah ediyor. Oradan da aşağı şansın yok. Onun yanından geçemezsin. Tamam mı? Şimdi kapana kısıldın mı? Tak, tak. Çık bakalım, nereden çıkacaksın? Bu adam atladı mı? Bu adam kuyuyla alakası yok. Kuyunun uzunluğuyla alakası yok. Hiç onu ilgilendirmiyor birinci derecede. İncire takılmış. Kuyunun kendisi uzunluğu 2. İncir 3. Kendisi 4. Farklı birisi. 4 kıyeli çanta vardı adamın. 4 kıyeli de. Şimdi bak şimdi ölüm nasıl çözülüyor. Kısıldı mı? Şurası ejderha, şurası aslan. Kuyu. Bu bedendir. Ha, bedenin içinde kimler varmış? Yani bedenin yüksekliği kalın. Yani mesafe, ömür. Ömrü insani.
Farklı bir şey o da. Buradayız. Ama bunun içerisinde bir de şey varmış. Binlerce çeşit meyvelerin cemi olan incir varmış. Alemler. O orada göğermiş. Tamam. Ha, ondan sonra eğer o adam orada beklese, bir çare bulmasa, araştırmasa aşağı düşüp geberip gidecek yani yiyecekler. Aşağı yiyecekler. Yukarıya gitse, aşağı yemeyecek. Aşağıyı su yutacak, yukarısı yiyecek. Yukarısı yiyor. Aşağısı ejderhan şey. Tamam Metin bak. Senin okuduğun 8. sözden konuşuyorum. Peki bedenle bak alakamız var mı? O takılan sensin. O kuyu bedendir. O kuyunun uzunluğu dünyadaki bulunma müddetindir. Tamam mı? O incir ne demektir? Kuyudur su. Orada bir adam var. Yani kuyunun uzunluğu, kısalığı için ömür önemli değil. Orada bir tılsımı fark ediyor adam, her şey zıttına dönüyor. Bak, aslanın ağzına girmeden, aslan yemeden, canavarın ejderhan ağzına girmeden kapı açılıyor. Her şey tersine. Ölmeden önce ölürüz. Sistemi çözdün mü, hiç bunları ne aşağı ne üstte olmadan tak diye oraya gir. Oradan da kapı açılmıyor, biliyor musun? Her şey tersine dönüyor. Böyle bir alemdeyiz şu anda. Şimdi dünya Mektubat 409'da 18 bin alemi bu alemin içinde gördüm. Dünya. 409 Mektubat'ta, tamam mı? Bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor Mustafa. Cemil Cem. Bu alemde. Her şey bu. Burada. 23. sözde de Sırat Köprüsü'nü buraya kurmuş. Mebdi hayat, ahiri hayat. Köprü. Şu anda köprünün üzerinde ders yapıyoruz. Sırat. Kafada köprü. Sırattayız. Dünyada sıratını geçemezsen, oradaki sıratı neyle, nasıl geçeceksin? Şimdi cehennemde ikidir. Bir hakikati var, bir de sureti var. Ahiretin hakikati var, sureti var. Kainat ikidir. Sura, kübra. Surası küçük biziz, kainat büyük insandır. Biz dışımızda değildir. Ne ararsın Şam bu arada? Hakikati kendinde ara. Şimdi ben çekirdek miyim alimlerin? Çekirdek ağaca düşün ilişkisini. Ali kardeş, çekirdek ağaç. Usta bir çekirdeğe benzer değil mi? Sözde. Çekirdek ağaç. Sen çekirdeksin, alemler ağaç. Tamam. Cehennem de senden yaratılmış ona göre. Cehennem de senden yaratılmış. Çekirdekten yaratılmış diyorum bak. Dal çekirdekten yaratılmış. Çiçek çekirdekten yaratılmış. Meyve çekirdekten yaratılmış. Yani ağaçta ne varsa ben kainatın çekirdeği miyim? Şualar 218. İnsan hakikati Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi miyiz? Aslı mı? O zaman Cebrail de benden. Öyle diyor ya Muhittin Arabi. Aslı mı? O zaman Cebrail de benden. Öyle diyor ya Muhittin Arabi. Arş benim, kürs benim, cennet benim, Cebrail benim. Benim diyor. Ondan zaten kabre girince Muhittin Arabi'nin talebi, takipçileri, keşfel kubur var ya ustadan bahsediyor. Takipçiler girmiş, bakayım ne diyecek ya, bu böyle böyle iddia ediyordu. Bakayım nüke mekile ne diyecek bakalım ki. Orada da aynı şeyi vurabilecek mi bakalım. Bakayım nüke mekile ne diyecek. Nüke mekile demiş ki, kendi kitabında söylüyor, talebesi söylüyor. Keşfel kubur ya. Men Rabbuke demişler. Muhittin Arabi bakmış. Şaşırmış yani kim kime soru soruyor, neyin sorusu yani. Demiş ki, biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? Ya şaşırıyor, sen ben ne demek yani ayrılık ayrılık? Ben neredeydim ki, nereye geldim? Ben kimim, sen kim, kimsen bana soru soruyorsun? Biz bizdeydik zaten. Bir yere gitmedik ki, biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? Sen bensin, ben senim dedi ya. Meleklerle kafanız karışmış. Demişler ki ya Rabbi ne diyor? Cenab-ı Hak ilham etmiş. Onun sözleri zaten dünyada da anlaşılıyor. Bırakır. Hiçbir şey yapmamışlar biliyor musun? Adam böyle yani. Adam çözmüş de İslamiyet'in mucizesi diyor usta. Ama konuşması yanlıştı. Şimdi bize de deliller oradan almış fırsat o zaman. Evet. Yani acayip. Ne ararsın Şam Buhara'da? Ne ararsın şurada burada? Hakikati kendinde ara.
Tamam, bütün bütün. Üçüncü Said. Geçmiş arkaya. Tamam. Şimdi sevgili kardeşim, bu kadar bilgi ne anlattın? Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, daha ileri. Arş, Kürs, İsa, Musa, Cebrail, Şiit, İdris, hepsinin Cemil, Nur-u Muhammed'i. Oradan yaratılmış. O Nur-u Muhammed'inin herkeste bir cilve-i temessülü var. Herkeste o ben olan ben o yani. Onun için bir cilveyi bazı yerde inikas diyor, bazı yerde temessülü diyor. Tamam. O noktaya pergelini koyarsan arş benim, koyabiliyorsan kürs benim, cennet de benim, cehennem de benim. Yani bağırıyor yaprak, ey ben varım benim gibi falan var mı? Çekirdek diyor ki ne yapıyor? Ben siz nasıl ifade edeceksin kendini? Ne ifade ediyorsun? Der. Ağaçta bir tane de eksik. Münih'ten buraya gelin dersin. Niye geliyorsun? Arş benim, kürs benim, Ömer. Tamam. Çekirdek bağırıyor. Bensiz kendini ifade edemezsin. Benim dışa vuruşum. Şey sordu bana. O izah etti. Paris'te o yazar. Yani İsa ile Musa, İsa ile Muhammed ne farkı var? Dedim yani odun güneşten yapılmıştır ama odun güneş değildir ki. Yani şunu demek istedim. Tanrı İsa'yı yaptı diye İsa Tanrı değil ki. Yani nasıl olacak? Şimdi bir kere temele koyalım. O daha iyi anlaşılıyor o zaman. Cehennemden bahsetmeden önce cehennem vücudu hariciye çekmiş bir mahluktur. Kaynağı sensin. Sen oluşturuyorsun. Cehennem ikidir. Biri Sura, biri Kübra'dır. İleride Sura Kübra inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Şimdi ben buraları atlıyorum. Buraları biliyorsunuz. Ben elhasıl ders yapacağım şimdi. Burayı anlatmak için paragrafı. Elhasıl. Cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Şecere-i hilkat. Şecere-i hilkat nedir Mustafa? Allah'ın dışında ne yaratılmış? Hatırına ne geliyor? Kabuk Hüseyin, ben tam merkeze koyayım. Nur-u Muhammed'in, Kabuk Hüseyin, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, sırayla diyorum. Lef-i Mahfuz, Arş, ondan sonra Cennet, Cehennem, Daire-i İlim, Daire-i Hayat, Kürs, Lef-i Mahfuz, İspat, Alem-i yedi kat sema, sema semavat, ondan sonra Alem-i Berza, Alem-i Şabet. Tırt, tamam mı? Diğerlerini, Alem-i Ervahları hiç saymadın zaten, yeri yok bunların yanında. Şecere-i hilkat buna deniliyor. Tamam. Yani yaratılmış ağaç. Türkçesi. Ağaç. Öyle bir ağaç düşün böyle. Harika ama kök yok. Kökü ahirettekiler her şey kök yukarıda. Dallar aşağıda. Cennette de ağaç böyledir. Ters çalışıyor. Dünyada mesela vücut nasıl yapılıyor? İnşaat yapılıyor. Sonra adamlar oturuyor binaya. İlk önce adamlar binaya girip sonra bina olmuyor değil mi burada? Var mı öyle bir şey? İlk önce adamlar 5-6 cıkıncı kata taşınıyorlar. Sonra o taşındıklarına bina yapıyoruz. Değil mi? Tuhaf değil mi şimdi? Ha. Burada ilk önce inşaat yapılıyor. Sonra da canlılar giriyor. Yani inşaat inşa. Oturanlara da ihya. Ahirette ters işte. Adamlar geliyor ondan sonra inşaat yapılıyor. Ruhların gelmesi var. Hayatların gelmesi var. Sonra inşaatlar var. Nasıl oluyor? Şöyle düşün. Ben Almanya'dayım. Değil mi? Augsburg'dayız. Onun bir dayının içindeyiz. Ben değil mi? Aslında bu bina bende. Binanın içinde Augsburg. Augsburg'un içinde Almanya var. Ötelerde öyle gözüküyor. Bir daha başka söyle abi. Nasıl? Bak. Bak. Cümleyi Risale'den okuyayım da. Sonra nereden çıkarttın demeyesiniz. Bak Allah'ı sevse ya. Kim ne yapma başka?
Ben diyorum okumayı deli eder adamı. Mübalağa zannediyorsunuz ha? Vallahi dünyada kimse olmasa ben gene bırakmam. Niye bırakmam biliyor musun? İyilik olsun diye değil. Bırakamam çünkü yaşayamam. Bak şimdi. Hakem ismini bulacağım. Hakem. Bu at. Ondan sonra hakem. Attan sonra hakem değil mi? Üçüncüsü evet hakem ama ad. Adı da var. Bak burada ters kullanıyor. Bir de 10. sözde kullanıyor. Ruhların diyor gelmesi var. Hayatların ihyası var. Sonra bedenlerin inşası var diyor. 10. sözün zihninde. Tamam? Bir de burada ters kullanıyor. Bak şu kainat öyle bir saraydır ki. Bir saray hayal et. Hayat. Bir saray. Tamam mı? O sarayda, sarayın içindeyiz. Mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Sarayın içinde şehir vardır. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Saray var hani kardeş? O sarayın içinde durmaz, devamlı değişen, yani tamir ve bozulan, bozulup yapılan bir şehir varmış. Sarayın içinde. Yetmiyor. Bir de o şehirde, sarayın içinde şehir, şehrin içinde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket varmış. Şehirde bir de memleket varmış. Ne diyor bu? Ve o memlekette her zaman mefti hayat içinde yuvalanan bir alem varmış bir de. Gir içeri, gir içeri, gir içeri, gir içeri bir de alem varmış. Tamam da o saray nerede o zaman? Sarayın içinde şehir var. Şehir içinde memleket var. Memleketin içinde alem var. Peki sarayı nereye koyacaksın? Ne diyor biliyor musun? Bütün alem insandadır. İnsan alemde değildir. Allah Allah. İş atacağız daha sonra. Hazreti Ali söylüyor. Bütün alem insanda durulmuştur. Senin orada. Biz o zaman her şeyi tersten mi görüyoruz yani şimdi? Tersten görüyoruz. Dürbünün tersiyle görüyoruz. Hayat tersiye gidiyor şimdi. Farkında değil. Evet. 10. sözde demiyor mu? Ahiret 29. sözde de geçiyor. İspat ederken ne diyor? İlk önce vücutların inşası var demiyor. İnşadan sonra ihya var. Anne karnında cenin elementlerle inşaat var. İnşa inşaattan. Sonra ihya var. Sonra ruhların gelmesi var da böyle. Süreç böyle oldu. Ahirette ise böyle çalışmıyor. Ruhların gelmesi var. Hayatların ihyası var. Bedenlerin inşası var diyor. Yani bu asfukta 5 tane kat. Her kata insanı oturtur. Bina yok ama. Sonra o oturanlara kat yap. İnşaat yap. Nereye oturacaksın? Nereye oturtursan otur. Kardeşler aldatmayın. Dünya, dünya değil. Kavşak. Bir garip alem. Burası da öyle. Burada neler var? Diyoruz da. Bütün alemleri bu alem içinde gördüm. Bak bir tanesi dedi ki, biraz dedi şey yapmıyor musun? La kardeşim ben mi duruyorum Allah nasıl versin ya? Bunları ben mi şey yaptım ya? Ben yasaydım demek ki beni hemen cehenneme koyarlardı vallahi. Bak diyor ki, birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi. Şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Anladım, idrak ettim, düşündüm. Okudum demiyor, gördüm diyor. Bu alem içinde gördüm. Bir kılıfta, bir kılıfta, bir kılıf, bir kılıfta. Bir Mısır'ın geldiği misal verme. Çok güzel bir misal. Usta gül diyor. Mısır koçanı var ya, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf aynı yerde. Gül goncası gibi, şurada öyle diyor. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordu. Bak, birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu alem binler perde perde içine sarılı,
birbiri altında saklı alemde var. Bir tanesi nedir biliyor musun? Tamam da kardeş ben yani gül deseydin tamam yani. Mısır dediğin için ben anlayamadım dediğimiz. Ya şuraya bak. Garip değil mi? Bir saray var. Tuhaf değil mi kardeş? Tuhaf. Tuhaf okuduk da biz yani. Saray var nasıl hasta olmayayım? Sarayın içinde bir çalkalanan, tarihte tamir olan şehir varmış içinde. O yetmiyor. Harp ve hicretler varmış. Kaynıyormuş. Memleket varmış. Memleket varmış. Yetmiyor. O memlekette de içinde de her zaman meftu hayat içinde yuvalanan bir alem var. Kaç tane oldu? 4. Kuyu kaç? 4. 4 kıyılık çanta var? 4. Edile yeşili 4. 4 kitap, 400 al peygamber. Kardeşim ya. Bu bir şey demiyor mu sana artık bu? Bu bir şey demiyor mu bize? Bu dörtler. Ha? Allah Allah. İyi ki Risale'de var. Allah Allah. Şimdi cennet pergelimizi nereye koyuyoruz? Şeceri hilkatın ta arkasına, çekirdeğe, Nur-u Muhammed'i. Biz onun timsali suretiyiz veya timsali temessülüyüz veya cilbe-i temessülüyüz. Tamam mı? Hangi makamdaysan onu söyle. Arkaya geçtik. Tamam mı kardeşim? Arkaya geçtik. Kainatın çekirdeğiyiz. Onun için korkma. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, 18 bin alem senin çekirdeğinden yaratılmış. O zaman senin gölgen. Heh, pergeli oraya koyalım, orada bakalım. Cennet ve cehennem şeceri hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. İkisi de zıt aynı dal. Aynı dal. Ama buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Meyvenin yeri ise dalın muntahasındadır. Muntaha? Sonu. Muta nihayet kök harfleri nehe. Mutasındadır. Meyve sonundadır. Ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Yani cennet cehennem zaruri bir özelliktir. Niye zaruri özelliktir? Çünkü sistemin başka çıkışı yoktur. Şöyle diyeyim. Ben bir konferans verdim şeyde Strasbourg'da. Vesvese, sıkıntı, panik atak, sıkıntıyla alakalı. Sıkıntı nedir biliyor musunuz? Bu manada, bu manada. İçimizdeki farklı farklı parçaları bir bütünlüğe getirip fırınlayıp pişirendir, kaynatandır. Kaldırdığınız zaman sıkıntı, insan olgunlaşamaz. Hamur olur, ekmek yiyemezsin. Hamuru pişirendir. Fırındır, fırın. Toplayarak külliyat haftalarca uğraştığım şeyi söylüyorum. İfratı olursa şeytanlıktır, tefriti olursa nefse emanettir, ifratı olursa çökertir seni. Tefriti olursa da günahlara sokar seni. Allah'tan korkmamak. Korkmamak. Hiç takmıyor hiçbir şeyden. İfratı ise Allah'ın dışında her şeyden korkmak da nasıl olandır. Allah'tan haf etmek lezzettir. Çökertmez, yüceltir seni. Hafullah'ta lezzet vardır. Yani sıkıntı fırındır kardeşim. Büyük kainat var ya, insan onun fırını da cehennem. Yani farklı parçaları birleştirip kaynak yapıp onu pişirendir hamuru. Hamura un koyarlar. Efendim içine malzeme koyarlar şişmeden. Ondan sonra kuru üzüm de koyuyorlar, bir sürü malzeme koyuyorlar da bir tek değil yani. Tat koyuyorlar, tuz koyuyorlar. Onu ne yapacaksın? Yenmez ki öyle. Fırına koyacaksın. Fırın lazım. Fırın. Şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Yani varlığın dışa vuruşudur. Kaçınılmaz. Çünkü niye? Rahatlık var, sıkıntı var bizde. Onun bizdeki ifadesidir. Mesela küçük cehenneme bak. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, canım sıkıldı. Of! Onun bu dünyada hafif araladı. Diyor ki ona sana, ey kulum. Bak buna dayanamıyorsun, güya ölümü çare zannediyorsun, intihar. Daha açmadık yani. Ahirette ise intihar yok, çare yok. Peki tamamen perdesi açılırsa, sen 70 bin perdeden geçmiş, yani 70 bin zemzemden yıkanmış, suya zemzem doksa ne olur şey ateşe,
Söndürdün. Söneni söndürüyorsun. Söneni de söndürüyorsun bu. Bu yani. Bu ha, bu ateş. 200 bin santigrat derecede ateş ve küçük karşılığı insanda sıkıntı. Bu sıkıntıya değerlendiriyorsun da. Bu kadar perdenin dışa vuruşu. Aslını hayal et. İntihar çare zannediyorsun. Peki çare mi? Usta diyor ki sineklerin şeyinden kaçıp ejderhaya, canavara teslim oluyorsun. Hiç kale almıyorsun yani. Kardeş orada intihar yok biliyor musun? Peki intihar çare mi? Hayır. Tam tersini tacil ediyorsun. Acele ediyorsun sıkıntını. Sıkıntıyla büyük sıkıntının türevine giriyorsun. Tak geçiyorsun. Orada sana diyorlar ki aferin hoş geldin ya Allah Allah ya. Ne iyi yaptın da geldin ya. Nereden geldin? Falan nasıl geldin ya? Vallahi intihar ettik falan. Ne yaparım lan? Şey yaptın ama bir geldin. Öyle mi? Ya Nurcu olmak imtiyazdır Erkan. Bilirsen kıymetini taşınırsın ötelere. Hala cesette taşır. Yaşarsan sıkıntıyı çekersin. Uyuşursun burnun akar. Kulağın kaşınır. Kafan yanar. Ama geçersin öteye. Derler ki senin o taraf ateşler içinde vücut yanar. Ölmez. Usta zehir yanar. Taşınmış arkaya. Ne kadar taşınırsa bedensel hayattan dayatmalar var ya dimadaki dayat. Terkleri yapamazsan dayatırlar seni. Yokuşa dayatırlar. Terkleri yapacaksın. Terklerle çalışır, eylemlerle çalışır. Evet. Cehennem, buradaki cehennem. İbrahim'i ateşe attılar. Niye yanmadı? Ona has mı? Hayır. Ona has olsa bizi kitapta zikredilmez. Şefkat ve tefekkür mesleğinde olanlar Nemrut'un ateşinde yanmazlar. İbrahim'i meşrepten çıkartıyorum. İbrahim ateşe niye yanmadı? İbrahim-i Meşref. Hanifen Müslim'e. Hanifen, Hanif ve Müslim'den. Müslim. Peki hangi sıfatı vardı? İbrahim-i Meşref'ten usta bahsediyor. Birinci şuada. Şefkat ve tefekkür mesleği. Nemrut'un ateşi burasıdır. Oradan dışarıya çıkarıyor. Yani sıkıntıdan seni dışarıya çıkaran şefkat ve tefekkür. Şefkat insanlara ulaşmak. İmanını kurtarmak. Onlara yardım etmeye koşmak. Tefekkür ise aslına doğru seyahat etmek. Bedensel hayatın ve dayatmalarından sıyrılmak. Cehennem mi kalmış? Ne cehennem? Cehennem iyisin. Ateş neydi buradaki ateş? Buradaki 11 tane ateş var burada. 11 tane ateş. Bir. Haset. Adavet. Bak haset. Adavet. 8 tanesini sayayım. Ya, şeysiniz yani. Ustad 741'de diyor. Hatta cehenneme gidecek iyi. Cehennemin cehennemi var. Cehennem niçin dehşetlidir? Bir şey adına çalıştığı için. Cehennemle kime çalışıyor? Patronu kim? Hayır. Cehennemin patronu kim? Malik. Hayır. O mülke merkez. Cehennem kime çalışıyor? Taşörendir o şu firma. O bir patrona çalışıyor. Şirketi. He? Adem'e çalışıyor. Adem alemlerine çalışıyor. Adem'le zaten anlatılmıyor ki. Azaptan da bahsedilmiyor. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor diyor. Adem alemlerinin ucu bizde olunca cehennemin cehennemi bizde bu dünyada. Peki Adem alemler bizde nasıl gözükür? 8 tane sıfatla. 741. Ateş oluyor yani. Ateş de olmuyor. Ateş cehennemdi. O ne oluyorsa bilmiyorum yani. Sayın da. Aslında ben hiçbir şey anlamıyorum. Mübarek bu 8 tane ateş nereden çıktı? O yüzden nereden nereye gitti? Sözü sorarsın ateşi. Metin'i bir de cehennem terörü çıktı. Gayem şuydu. Anlamam. Haddimizi bilmek için bir ders olsun ki anlamayalım. O zaman vardı mı maksadıma? Bak burada diyor bak. Bak canım benim. Cehennemin cehennemi diyor bak. Ne yapayım? Külliyattan bahsediyorum. Bak. Cehennemde. Haşr-ı muvakkaten unutmuşuz. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Muhrik?
Yakıcı. Yakıcıdır. Cehennemde meferdir. Bak bir tane öyle demişti. Ya kardeş orada yazıyor mu ya? Dedim abi yazıyor. Hiç unutmuyorum da böyle. Ya Allah Allah. Bakacağım kusura bakma. Estağfurullah bir gel bak. Baktı hakan. Ya sen ne? Senin kitapta hakikaten yazıyor dedi ya. O şey dedi de ha. Cehennemden beterdir. Cehennem dedim taş olan bir şirk firma. O da bir aslına çalışıyor. Nerede çalışıyor kardeş dedi ya. Ya işte, abi dedim Hikmet abi. Unutmayalım X bir şeyde Almanya'da yine. Abi dedim o bir aslı firmaya çalışıyor. Ya kardeşim ne diyorsun dedi ya cehennemden ne olacak cehennem? Vallahi abi dedim cehennem oradan alıyor dehşetini. Neresi o dedi ya? Cehennem dedim Adem alemleri hesabına çalışıyor. Ulan nasıl bir şeydir ben de bilmiyorum ki dedim. Abi burada da söylüyor. Cehennemden beterdir diyor. Ne diyorsun sen? Ondan daha muhriktir. Allah Allah. Çünkü cehennem bedensel ve hayatsaldır azabı. Ruha vermiyor. Ruha yakamıyor. Ha? Ruhu yakamıyor. Ruha bir azap verecektir. Cehennem bedensel ve hayatsaldır. Ve canlı ve şuurludur, akıllıdır. Ne yaptığını bilir. Hasan abi öyle de. Şimdi ruhu yakamıyor da. Yakamıyor. Ruhun yakması için. Ruhun kabahati ne? Ha? Şimdi ruha ayrı bir cehennem. Adem işte o. Tamam mı? Ruhun kabahati ne? Günahlar. Bunu kötü istimal eden insanoğlu değil mi? Burada ruhtan kabahat ne oluyor o zaman? Yani ruh derken onunla yapmış. Onu kullanmış. Yani mesela günah yapmış. Dersleri gelmemiş. Namaz kılmamış. Dershanenin umum hukukuna tecavüz etmiş. Ama onu yapan nefis değil mi? Yok. Şu. Nefise tabi olmuş. Oysa üç aydıkça ayıracak bir kendim. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Şimdi bunlar ayrı müstakil. Sen buna niye teslim oluyorsun? Bu ruh. Ruh sen buna niye teslim oluyorsun? Niye ona uyuyorsun? Niye sana galip geldi? Ruha peygamber gelmiş, nefse gelmemiş. Ruha kitap gelmiş, nefse gelmemiş. Ruhun cemaati var, nefsin serserileri var. Nefsin kitabı mı var? Ruh yapıyor da bunları. Bozulmuş ruh. Bak, ruhunu bozdular diyor. Bak sana giydirileni anlatayım. Gömlek. Fransız anlattım böyle ancak anladı o zaman teslim oldu değil mi? Yani baktım ki adam, çünkü Avrupa'da böyle bir seminer var. Avrupa ya maneviyat da İslam hakim olacak, Avrupa'nın işi bitirecek ya İslam ölecek burada. İlim de değil, maneviyat tamam mı? Öyle bir konferans verdi adam. Fransız Müslüman olan bir profesör. Kendi tezi. Değil mi İbrahim? Bir daha onu... Profesör söyledi bunu. Ne diyor? Fransız profesörü o DİTİP'te genel bir ilan yapıldı. Genel dünyaya, sitelerine vesaire. Fransız, Müslüman olan profesör. Kitap yazmış, üniversite profesörü. Ne dedi bunu? Dedi ki, konferansın adı şu. İslam Avrupa'ya maneviyatla ya hakim olacak, ya da İslam yok olacak Avrupa'da. Maneviyatla hakim olacak. Ne demek istiyor? Bunlar ilim dediği fenlerle vardılar. Ama ruhunu tamamen boş buldular. Hayır. Tamamen bomboş. İlim oraya değil, ilim belirli yere kadar. O ruhu tatmin edecek ruhani, ulvi, ruhsal bir gıda lazım. İslam diyor, Avrupa'yı ya maneviyatla fethedecek veya yok olacak. Biz yok olduğumuz gibi diyor. Evet. Eğer İslam diyor bu Avrupa'nın maneviyatına cevapsa hiç korkmayın diyor. Atamayacak, mecburdur diyor. Başka yolu yoktur diyor adam. Başka çıkış yolu yoktur. Ben onu ateşe de anlattı bana. Korkunç bir ateistti. Profesör ya sıradan bir adam değil. Korkunç adam. Bunun için Afganistan'a da dünyanın her tarafına gitmiş adam. Dedim ya hocam dedim ben anlatsam bunun için. Bunu söyleyen ateist mi? Ateist değil Müslüman oldu. Korkunç adam korkunç. Kardeşim ben bunları ders yapabilmem için, bunları görmem, ben bunları yaşadım. Yaşamazsam ben bu psikoloji şeyleri şey yapamam. Beni zehirlendiğim zaman dibe indim. Her taraf bitti. Bilgime ulaşamıyorum, depoya gidemiyorum. Nasıl çıkacağım? Kardeşim hasta olmadan derman yok. Dertler bana derman imiş. Bu nereden çıkıyor? Ben hastayım kardeşim, hasta. Bunlar benim dermanlarım. Onun için ilgimi çekiyor. Millete anlatmak için bu halet olur mu?
Düz okurum, tıkır tıkır okurum sana. Ben yaşıyorum sana anlatırken. Ben bunları çekmişim kardeşim, çekmeyin diyorum. Ben kuyuya inmişim, dibe inmişim. Hayat sıfırlanmıştır. Dinim müsaade etmemiştir ustada diyor. Ben kaç defa Allah biliyor. Yalan mı söyleyeceğim? Allah yalana şahit ama kafir ol. Kaç defa Allah'ım canıma. Kaç defa dershanenin hürmetine, şahsımanın hatırına Allah'ım canıma. Yaşama şansım kalmadı. Ben dershaneden için bu başıma hak geldi. Zehir vesaire. Şu geldi, o geldi. Artık çıkım. Nasıl oldu? Bilgilerim bitti. Hiçbir şeye ulaşamıyorum. Bir dosyaya ulaşsam merdiven demektir. Ben bunları yaşadım kardeş. Bak adam, niçin söyledim bunları geçtim? Adam ateist profesör. Acayip İslam düşmanıydı. Öyle anlattı bana adam ateşe. Dedim hocam ya buna nasıl konferans bunu veriyorsun? Ditip ya 25 bin sahayı satın almışlar. 35 bin metrekareye gidiyor şimdi. Tamam lise kurmuşlar. Avrupa'da ilk defa Ditip lise açmış şimdi. Orada ya benim konferanstan sonra değil mi? Benden sonra. Ben vesvese, sıkıntı, panik atak konferansından sonra aynı yere benden sonra yarım saat sonra o konferans veriyor. Konusu şu. İslam maneviyatta Avrupa'ya ya hakim olacak ya yok olacak. Kim o? Böyle dindar, papaz falan değil. Papazlar geliyor sergiye. Kitap sergisine biz stand açtık Risale-i Nur'da. Onunla görüştüm dedim. Kaç defa görüştük? İki peş peşe geldi papaz. Hem de sıradan bir papaz değil. Trabzon'a, manastıra gönderilen bir papaz. Emekli olmuş. 85 yaşında mı? 85 yaşında veya 70 veya 85 yaşında mı? Evet de adam Türkçe biliyor. Yani Türkiye'ye gönderilen adam nasıl o adam olur? İdarist ha? O profesörü söylüyor. İslam düşmanlığında hocam dedi, zirve yapmış. Acayip şeyleri hazırlamış. Sonra o kitapları toplattırdı. Sonra bir ne olduysa bir araştırdı. Bak ilimle İslam Avrupa'ya kim olacak demiyor. Adamın şeyi ya, konferansının ve kitabı var. Fransızca kitabı var bu isminde. Dedim ya bu aleyhinde konuşmasın hocam. Hocam tanışıyoruz dedi. Hocam dedi derslere geliyor dedi. Bize de anlatıyor, biz de anlatıyoruz dedi. Metin, sen anlamadın ama ruhun bundan kaynıyor. Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. Ölüm korkusu ne biliyor musun? Ruh bu Adem'e karşı bir şeyler hissetmiş. Yani cehennem dahi olsa isterim diyor, yokluğa nispeten diyor. Değil mi? Ustad 13 sözde. Hiçlik mi, cehennem mi? Ama hiçlik olmasın, cehennemi isterim. Çünkü Adem cehennemden beterdir. Çünkü cehennem oradan alıyor sıfatı. Ama burada diyor, cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Cehennem ise beden ve hayatını eziyor. Ruhu ezemiyor. Neymiş o? Zira o şeş cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Yani altı ciheti anlattı yukarıda. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Böyle bir şey aldık. Şimdi onlardan bahsediyor. Ben sırf isimlerini bahsedeceğim. Varlıksız varlık, zeminsiz zemin, vücutsuz vücut olan Adem'in bizdeki karşılığı. Bu dünyada karşılığı neymiş? Adem'in hangi aletlerle yaşarız? Merak ettim de kardeşim ben. Size anlatmadan önce mekan merak ettim. Bu Adem'in, cehennemin cehennemi olan Adem, cehennemden beter olan adam, bana ne numuneler bırakmış? Kimmiş bu adam? Bir tanıyayım bu adamı. Tanışayım dedim. Bana ne demiş bak? Ki yapılmış o halet bizde. Neymiş? Hem haf, bir, dehşet, az, üç, raşet, kanak, vahşet, yüt, yeis, mürekkep, vicdansız. Vicdan dinlemiyor, darmadağın ediyor diyor. Mürekkep, mürekkep demek, koy o kaç tane, yedi tane, sekiz tane. Koy tencereye karşı karşı, onun adı mürekkeptir. Terkip edilmiş. Risale-i Nur bambaşka değil mi ya? Orayı şiir gibi okuduğumuz için anlamıyorsun. Evet. Ya tuhaf bir şey değil mi ya? Tuhaf bir şey ya. Külhat acayip bir şey ya.
Garibime gidiyor ya. Her geçen gün acayibime gidiyor ya. Bu nasıl bir şey anlamıyorum yani. Ha bak. Yeni okuduğunuz gibi olmadınız mı? Cehennemden beterdir diyor, tamam mı? Ruhumuzu yakıyor. Niye hayatımızı yakıyor demiyor. Cehennem ruhunu yakamaz. Cehennem de 11. şuada diyor. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Ayet-i Kübra'da ne diyor biliyor musun? Vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah derken Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor. Cehennem de Adem alemleri hesabına çalışıyor. Adam tabi oradan fırladı Hikmet abi. Kardeş Allah'ını seversin ya başımıza dert sarma dedi. Zaten bir cehennem var dedi. Daha beterini sarma dedi ya. Adam haklı ya. Tabaklı bir sistemi şey. Tamam abi de vazgeçiyorum ben bu işten. Ama ben vazgeçtim ama bu o var yani. Ben yok dedi. Dedi ya. Ankara'daki abi. Ya sen kardeş dedi. Nükel mekeli dünyaya getirdin. Sabrettim dedi. Ses yapmadım. Ona Sırat Köprüsü'nü getirdin. Ne bu ya kardeşim dedi ya. Dedin ne sen dedi ya. Ne Sırat Köprüsü burada dedi. Niye getiriyorsun kardeşim Sırat Köprüsü? Abi ben getirmedim buraya ya dedim ya. Kim getirdi kardeşim? Dedim abi buradaydı. Ben üzerini battaniye açtım dedim üstüne. Nasıl burada dedi. Ya abi cehennem Sırat Köprüsü değil. Allah bile burada. Allah bile burada deyince daha laf olur mu? Hakikaten ya. Allah bile burada. Cehennemin cehennemi buradaysa cehennem neymiş ki? Cehennemin cismani hiçbir şey değildir diyor 222 ince mesnevi nuriye. Neyse çizgimizden devam edelim. Katılımcı olabilirsiniz. Atölye çalışması yapalım. Ahmet abi Deliler Bölgesi'ne hoş geldin. Burası mayın tarlası. Burası dünya. Tamam mı? Küre arz değil. Burası dünya. Biraz önce konuştuk sen yoktun. Dünyayla küre arz. Burası dünya kardeşim. Alo alo burası dünya. Kavşak yeri. Allah Allah. Peki. Hadi inelim. Metin işe gidecek misin kardeş? Fabrikanda ateş var mı fırın falan? Var. Var. Dökümhane var. Dökümhane de misin? Tabii. Aman ya. Gidelim de. Tarafına giriyoruz. Yapma ya. Bir bak tel bastı beni. Cehennem burada. Cehennemi burada. Merak etme. Sen ister düşün, ister düşünme. Nurculuk'ta kitap okursan okuyorsun elhamdülillah. Ders edelim. Dört tane sıfatın sana rağmen inkişaf ediyor. Senin şeyin yok. Bir, yemek yedin. Sen düşünüyor musun? Yok. Sana rağmen çalışıyor diye. İçerisini bilme. Elementler. Ama faydası var. Art, fark, şefkat, tefekkür sende inkişaf ediyor. Ha, cehennemi durduran şefkat ve tefekkürdür. Anladın mı? İbrahim-i Meşrep. Ya 721 ya 724'te şu alardan. Çünkü Allah her şeyin sahibidir. Onu bulduğu gerisi hikaye. Abi biraz açar mısın o aşk çevresini? Hangisini abim? Son cümleyi açar mısın? Hangi ne dedim ben de bilmiyorum. Şefkat tefekkür. Tamam. Kitap da burada oldu mu? Envar da oldu mu? Tak tak tak. Şurada solda, en üstte satırda. Ya 721, ya 724. Veya yanılmış. Sevgili kardeşimler, bazen diyorum beğenemiyorum. Sevgili Maximilianuslar diyorum. Maximilianuslar biliyor musun? Yavucu değil mi? Hak ve hakikat uğruna en despot zalimleri bile hakikati haykıran kişiler yani. Hem de en yüksek makamdayken, ha işçi falan ezilen takım değil. Burjuva takımı haksızda kafa kaldıran. O zamanın mücahitleri yani. Asal'ın keyiflerin birinin ismi mi? Ya evet. Maximilianus çok hoşuma gidiyor. Tam kafa dengi adam benim. Bizim arkadaştı. 724, 21 değilmiş tamam mı? Bak. Risale-i Nur'da ne ararsan. Ne ararsan Şambuhar'da Risale-i Nur'da arar. Risale-i Nur'un mahiyeti ve meşrefi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle. Bana ne katkı yapacak? Risale-i Nur mahiyeti seni mayalıyor demektir. Risale-i Nur okuyanı mayalanıyor kardeşim. Şansınız yok. Bir kere geldiniz mi? İşiniz bitti artık. Hele bir Asay-ı Musa okudun mu? Tamam. Şaka demiyorum ha.
Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi. Mayası. Mayası. Sana bir şey çalıyor. Risale sana ne yapacak? Seni nasıl aşılayacak? Tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam teafuk etmek sırrıyla. Hususi derken sadece kendine mi ait? Yok. Risale-i Nur'a. İbrahim aleyhisselam'ın hususi meşrebi. Meşrebi. Hani Hanife Müslüman değildi. O Risale-i Nur'a burada da söylüyor. Sırrıyla şu sürede daha ziyade Risale-i Nur kucağına alıyor. Risale-i Nur değil bu. Bu Risale-i Nur değil. Bu bak ne yazıyor? Risale-i Nur demiyor. Külliyatındandır. Risale-i Nur insan değildir. Risale-i Nur külliyat kitaptır. Bu musaftır diyelim. Kur'an. Kur'an değil ama öyle diyelim tabi. Halkın diyecek olan ucularım kafayı diyor. Kur'an'a Kur'an değil diyor. Diyecek öyle. Yani öyle. Bu kitaptır. Tamam mı? Musaf. Yoksa Kur'an mahluk değil. Kur'an nedir? Bakın lügatına. O musafı okuduğun zaman sende uyanandır. Oku kitabını. Denilecek. O sen. Tamam mı? Risale-i Nur. Onun için Resail-i Nur, Risalet-i Nur, Sirac-ı Nur, Sürcü Sürcen miydi? Sirac-ı Sürç. O da ayrı. Resalet-i Nur, Risale-i Nur hepsi farklıdır. Tamam. Bak kardeşler, Risale-i Nur'u kucağına alıyor. Peki nereye giydireceksin seni yapmaz? Endişe etmeyin. Şefkat ve tefekkür ne yapacak biliyor musun size? Bak ne yapacak. Bak bunu koyayım. Neredeydi o? Heh. İman. Bak ne yapacaksın? Allahu Allah, Allahu Allah. Hey, hey. Ne yapayım? İdare etsin sen. Deli diyorlar. Bak şimdi. Şimdi seyret bak. Cehennem ateşinin tesiri ne edecek? İbrahim ya. Cehennemde bahsedince İbrahim akla geliyor. Cehennem ateşinin tesirini men edecek. Bir de şöyle söyleyeyim. İbrahim'i meşrep, şefkat olduğundan dolayı bulu çağına gelmeyen çocuktan ölünce kim bakıyor biliyor musunuz şimdi orada? Çocuktan çorbanı kim? İbrahim aleyhisselam. Çocuğu vefat edenlere müjde. Anne, sen anne, ey anne sen bakmak daha iyidir İbrahim aleyhisselam. Bir tanesi dedi ki, yani iyi bakıyor değil mi dedi, herhalde dedi. Allah Allah. Dedi, sütü nasıl veriyor peki o zaman dedi kadın. Dedim ki, sana sütü verenden veriyor dedi. Dedi ki, kocası anlamadım ne diyor dedi. Bak. Cehennem ateşini tesirimen edecek. İstemiyor musunuz cehennemden kurtulmak? İstiyoruz. Dünyada da öyle ha. Ateşe girme. Nemrut'un ateşi burada. Nemrut burada ha. Cehennemin ateşinin tesiri men edecek ve eman verecek. İman gibi bir maddi maneviye. İman maddedir, mahluktur. İman gibi maddi maneviye. Manevi madde. Madde deyince atom değil. Maddedir ama manevidir. İmanın hakikati mahluktur, maddedir. Mahiyeti değildir. İşaret Yücaz 71'de 7 tane malzemeden yapılıyor. Delil, burhan, şura, isare, bur, dedi. Söylüyor orada. Tamam mı? Ha, burada da hepten net söylüyor. İman gibi bir madde-i maneviye. He, cehennem ateşine karşı koyacağın. Bir. İki. İslamiyet gibi bir zırh olduğu misullü. İslamiyet yaşıyor musun kardeşim? Zırhın var. Tamam mı? Takva neydi? Zırh. Sünnet ise niye? Siper, istiaze ve tövbe, ha kala işte o siper. İstiaze silah. Öyle değil mi mesela lemalarda? Lemalarda 54'te. Tamam. Yani var ya çelik yelek. Neymiş? Takva. Siper, sünnet-i seniye. Tövbe ve istiğfar, silah. Tamam.
İman gibi bir maddi manevi, ha içime koydum. İslamiyet gibi de bir zırh gibi misulü, dünyevi ateşin dahi tesirin men edecek bir maddi maddiye. Dünyaya maddi maddiye diyor. İmana maddi maneviye diyor. Bak şimdi ne yapacağız? Şimdi giydireceğiz şimdi. Çünkü Cenab-ı Hak, benim ismi azamım Hak. Hak, Cenab. Hak yönü. Oradan bakış tarzı. Pergeli oraya koyup oradan bakmak. Allah canibinden, kudretin azameti altından olaylara bakmak. Rahmet ilahiyeden ileri rahmet yok. Şefkat ilahiyeden, hikmet ve irade ilahiyeden daha aşağı, adalet ilahiyeden daha ileri olmadığını görebilmek için kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip bakma yönü Cenab-ı Hak. Hak yönü demektir. Cenab-ı yön, hak gözlüyor. Hakla bakmak. Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla şu dünya darul hikmet olmak hesabıyla dünya dünyası değil. Esbab perdesi altında icraat yapıyor Allah. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. İbrahim'in gömlek de yanmamış. Niçin biliyor musunuz? Şefkat var. İbrahim'de var. Bu gömlek niye yanmadı? İbrahim'in gömleği yanmadı dedi. Cismi yanmadığı gibi gömleğini de yakmadı. Niçin? Başka yerde söylüyorum. Çünkü ruhu sirayet etmiş. Ne demek o? Peygamber aleyhissalatü vesselam üşüdü. Orada kazak yok mu diye Veysel Karani'ye 40'a gönderdi. Üşümesin diye mi gönderdi? Yanmasın diye. Ya? Sirayet var, sirayet eşyada. Bunun içine ben varım er yıkanmadıkça. Onun için sihir ve büyü kadın ve erkeğin cesedine temas eden iş çamaşırını keserek yapıyorlar. Orada o kişi var. Ne diyorsun abi bak şu. Doktora gidiyorsun içinde ne var ne yok bilemedim diyor. Bana büyük ve küçük abdestini ver. Ona ne yapacaksın ya? Senin içini seyredeceğim diyor onlarla. Kan alıyor, idrar alıyor, gaytayı alıyor. Senin pislik seni dışarıya taşıyorsa senin sesin, siman, kokun buraya sinmeyecek mi? Bak buraya da İbrahim sindi. Bu da gömlek ne biliyor musun? Kardava arkadaşların, kardeşlerin evladı yani giydiklerin. Ben cemaatsiz, cemaatsiz yaşayamam, gömleksiz yaşayamam manası. Gömleği has kılmayın. Yani gömlekleri atamayacağız, yapmıyorum ben. Atamayacaksın. Çünkü niye? Ustadın gömleğini... Aa, arkadaşım falan yaptı. Ya acayip bir şey ya. Tabii ya, ustad mesela çınara niye sarılmış? Ustadın gömleğini nasıl tanırlarmış? Kirlenmeden çıkarıp diyor yıkattırırdı. Onu niye diyor ya? Gömleğini yıkattırırdı de. Niye bunu tarihçede koyuyor? Kardeş ustadın taze yani yıkanmamış yıkanmış gömleği şöyle fark edenlermiş Saadettin. Gül kokuyorsa yıkanmamış. Gül kokuyorsa. Kokmuyorsa yıkanmış. Makineden ve elden geçmiş. Allah Resulüne geçiyorum. Sahabe Resul'a görmüyor. Nerede? Geçtiği yollarda koku bırakıyormuş. O kokuyla gidiyorlarmış. Hazreti Bilal'a bir havlu hediye etmiş Efendimiz. Sonra Hazreti Bilal yanına gelenlere o havluyu verirmiş. Böyle ateşten sonra sileyim diye. Kirlendiği zaman o havluyu ateşe atardı diyor. Havlunun kirleri yanardı diyor. Kendisi yanmaydı. Yani onun temizlenme şekli kirlere. Ondan sonra da derdi ki diyor bu Allah Resulü'nün şeyidir, hediyesidir. Onu ateş yakmaz. Şey diyor öyle ya, fırına şey vermişler, ekmek yani şey, hamur, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, yani sahabeler beraber yapmışlar. Sonra fırına herkesini yanıyor, pişiyor, onun koyduğu pişmemiş. Allah Allah, Allah Resulü'nün elini sürdü, hamur ya pişmiyor. Ondan sonra diyor ki niçin öyle? Peygamber Aleyhisselam için ben elim tesir ettiği yer ateş yakamaz. Sirayet var. Bu mucizedir ama geneldir. Ne demek? Büyüklerde keramet olur, diğerlerde tarikatlarda keramet olur, nurculukta ihsan olur. Arkadaşlar bu gömlekte sen varsın. Köpek bile bununla sahibini tanır. Buraya sen varsın. Koku, ses, kan, idrar, gaytada sen varsın. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben kişiyi görmeyeyim kokusunu, koku silmiş. Alayım kim olduğunu karakterini söylerim diyor.
İmam Ebu Yusuf, ben sesini duyayım kim olduğunu söylerim. İmam Azam suyu almış olduğu abdeste kim aldığı, niçin aldığını söylerim suya bakarak. Allah'ın izniyle. Ya biz uyuşmuşuz kardeşim ya. Uyuşturulmuşuz. Risale-i Nur'la ancak uyanıyoruz. O da direniyoruz ha. Direniyoruz ha. Bu tür şeyleri yapanlara neden çıkarıyor ya? Tipi tipten çıkartmıyoruz kardeşim. Burada yazıyor ya. Maddeyi hayat diyoruz. Ola nereden çıktı maddeyi hayat? 256'da yazıyor, 258'de yazıyor. Bu nereden çıkarttı diyorlar. Hurufu mukatta falan. Acayip bir şey ya. Burada yazıyor bak kardeş. Bak ne yaptım. Niçin söylüyor? İlle altını çiziyor. İbrahim'i yakmadı. Cismi gömleğini de yakmadı diyor. Niye yakmadı diye sormayayım mı ben küllata? Gömlek niye yanmaz kardeşim? O namaz. O namazsa niye yazdım buraya? Değil işte. Ateş yakmadı. Gömleğini de ateş yakmadı. Ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Halet. Halet. Ateşe karşı şefkat ve tefekkürün oluşturduğu bir halet var. O halet bunu yakmadığı gibi cesedi de, şey, gömleği de değiştirdi. Cesedi, gömleği de blok etti. Halet diyor. Bak şimdi. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İki defa söylüyor aynı yerde. İsraf-ı kelam et diyor. Gömlek bu değil. Et bağına gömlek denilir. Adama deriz ya eteği temiz bu adam. Lan adamın eteği mi var? Şalvar veya pantolon var işte. Namusuna düşkün. Eteği. Tabir ve teşbih. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki bize ey Meti, ey millet İbrahim, hepimiz değil mi? İbrahim bari olunuz, İbrahimleşiniz, İbrahim'i meşrep olunuz, İbrahim bari olunuz. Niye? Ta maddi ve manevi gömlekleriniz, aha üç, maddi ve manevi gömleklerimiz halet gömlek. Gömlek gömlek. Kime giydirilmiş? Ruha. En büyük düşmanınız olan ateş hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip ruhumuza iman neydi? Maddi maneviye gömlek. Ruha bunu giydir. Cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. İmana şey ruha maddi manevi olan iman gömleğini giydiriniz. Ne bu? Elhamdülillah. İster düşün, ister düşünme. İster kapayın, ister yorma. Dersleri geliyor musun? Kitap okuyor musun? Sen bilsen de bilmesen nasıl yediğin gıdanın içindeki elementleri bilmiyorsun ama faydadan âli değilsin. Sana fayda veriyor mu yemek? Bilmiyorsun ama ne yediğini. O lezzetlidir. Aynen bunun gibi bil bilme, anla anlama. Bulundun mu bu cemaatta? Okuyor musun kardeşim? İçeriye sokuyor musun bir şey? Ha, sende ad, fark, şefkat, tefekkür inkişaf ediyor. Bil bilme. O zaman şefkat ve tefekkürünle İbrahimleşiyorsun. Tamam mı? Ad ve farkla da İsa'laşıyoruz. İkisince mi de Muhammed'i meşref oluyoruz. Allahu Allah, Allahu Allah. Gel de koru bulma. Risale-i Nur da tam buralara ateş yapıyor değil mi? Tam buralara vallahi. Yemin ederim. Buralara ateş yapıyor. Ama düz okursan tamam. Onu da doyuruyor. Ama ustad diyor ki bize dur. Sen belirli kişilere diyor ki dur. İnceden ince, derinden derine, tetkikat yaparak oku. Yani gazete gibi okuma. Gazete ne demek? Harici okuduğu için lezzetlidir. Falan yerde gol attılar, falan yerde siyasi lider başbakan, cumhurbaşkanı konuştu. Hep hariç, bak gazete hariç, hariç, hariç. Ama bu senin kendin. Gazete gibi harice bakma, kendine bak. Başkasının ders yapmaya diye anlatmak için değil. Kendini oku, kendini oku, kendine. İçe. Manyak, içeri gir. Bir tanesi dedi ki, nereye gireceğiz dedi ya. Kumbo bürek var, kara diyor. Başka ne var dedi ya. Ulan aferin ya, hakikaten adamlar bulmuş yani. Ne içerisi, nerede gireceğiz diyor. Küllet biter. Harikalar. Harikalar memleketine hoş geldiniz.
Nemrut'un ateşini buldum. Burada yapmıştım. Hatırladınız değil mi? Nemrut'un ateşleri. Firavun'un suyu. Oruç nereye darbe vuruyordu? Firavun'un. Nefsi Firavun'un cephesine mi, Nemrut'un cephesine mi? Evet. Oruç Firavun'un nefsin Firavun'un cephesine vurur. Firavun simgesi suydu, suda boğuldu. Nemrut ateşte, ateş simgesidir. Peki. Burada keselim. Derste şu azmedelim abi. Tabi azmedelim. Zaten halet çekmiyor. Bak, haletmiş. İbrahim'i halet. O halet gömlekmiş. O halet gömlek. Gömlek ve iman. Evet. Evet. Yani maddi manevi olan iman halet. Ruha giydir. O zaman şunu anlayabilir miyiz dersen? Yani insan hani cennet derecelerinde insanın burada yaşıyor. Evet. Kafada yani. Bak, sırat burası, köprü burası. İkisinin cemi sırat köprüsü. Sureti burada, hakikati orada. Burada geçtikten sonra orada şey. Nükkan Mekir burada soruyor sana. Geliyor oradan bir tane haram. Oradan geliyor bir haram. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir. El cevap. Yaptın şey. Tak tak. Ha, öğretmen de yazılıyı bir iki hafta sonra yüzüne karşı okuyacak. İşte Nükkan Mekir'de, kabirde yüzüne karşı şey okuyacak. Yazılı kağıdını okuyacak. Sen yaptıktan sonra okuyacak. Su verdiğin cevaplar. Sorular cevaplar. Öğretmen başka ne yapsın? Verdiğin otur şey. Orada yüzüne karşı bak, böyle yaptım böyle. Sen geçmiş unutmuştun ama böyle. Bu maddi manevi halet. İman. Dört tane külliyatta iman çeşidinden bahsediyor. Tamam mı? Dört çeşit. Onu da nokta ve apostroflarla ifade ediyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.